Herkese merhabalar. Bu videoda Pınar Süt şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik bilançoların seyrine baktığımızda satışların sürekli artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir görüntü. Faaliyet karı dalgalı bir yapı izliyor ve net kar tarafında da dalgalı bir yapı var. Stabil olmayan bir yapı var. Bir de dolar bazlı bakalım, kur etkisinden arındırmış olalım. Dolar bazlı bakarak dolar bazlı baktığımızda şirketin satışlarının orta vadede artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Fakat son 3 çeyrek biraz düşmüş ya da stabil bir dolar bazlı satış hacmi var da diyebiliriz. Yani şirketin her çeyrek satış hacmi belli ve stabil, çok fazla değişmiyor. 10 çeyrek olarak baktığımızda ekonomik aktivitelerden ya da birçok olaydan çok fazla etkilenmiyor. Sürekli standart bir satış hacmi var. Faaliyet karları ise dalgalı bir yapı izliyor. Büyük ihtimalle verimlilik artırıcı çalışmalar ya da tek seferlik gelirler giderler nedeniyle de net kar tarafında da yine dalgalı bir seyir izliyor diyebiliriz. Fiili dolaşım oranı %38,1. 15 ile 40 arasında halka açıklık oranı olan şirketlerin ben güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. %38,1'lik halka açıklık oranı da bence gayet güzel, güvenli bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman acaba şirket olması gereken fiyatın biraz altında mı fiyatlanıyor diye bir soru işareti oluşuyor kafamda. Sanki piyasa hak ettiği değeri vermemiş gibi gördüm. Çarpanların biraz düşük olduğunu gördüm bu şirkette. Yaşar Holding anonim şirketi sermayedeki payı 61,41, oy hakkı oranı 61,41. Diğer dediği halka açık kısım sermayedeki payı 38,59, oy hakkı oranı 38,59. Eşit ve adil bir dağılım var. Orta uzun vadeli sepetlere de eklenebilecek adil bir ortaklık yapısı var diyebiliriz. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına bakalım. Şirket her sene yaklaşık olarak düzenli olarak temettü ödüyor. Temettü verimi de son dönemlerde artmaya başlamış. Dolayısıyla temettü yatırımcılarının da ilgisini çekebilecek bir şirket olabilir. Her sene Nisan ayında temettü ödeyen bir şirket. 2020'de iki defa temettü ödemiş. Onun haricinde her sene bir defa temettü ödemesi yapıyor. Temettü ödeme alışkanlığı var. 2004 yılında en son sermaye artırımı yapmış. Son dönemde büyük bir enflasyon yaşadığımız için şirket sermayesini güçlendirmek isteyebilir. Tekrar bir sermaye artırımı yapmak isteyebilir. Fon pozisyonlarına bakalım. Az sayıda fon bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. 7 tane sadece yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonunda görünüyor. Yani böyle bir şirkette neden daha fazla sayıda yatırım fonu yatırım yapmayı tercih etmemiş diye kafamızda bir soru işareti oluşmalı. Brüt kar marjına baktığımız zaman kar marjının hep düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son bilançosunda biraz artmaya başlamış. Bu hani dipten dönüş görüntüsü var ise bu güzel olur. Bir sonraki bilançoda da eğer bu kar marjının arttığını görürsek daha güzel bir görüntü olabilir. Yani şirketin artık dipten döndüğünü, kar marjlarının dipten döndüğünü düşünebiliriz. Şöyle bir sonraki bilançoda da kar marjı artıyor ise şu anda brüt kar marjı %11 seviyesinde, daha önceki dönemlerde 17'lerdeymiş. 17 seviyesinden %11'e kadar düşmüş kar marjı, brüt kar marjı. Faaliyet karı marjında da benzer bir görüntü var. %10,63'müş faaliyet karı marjı. Fakat son bilançosunda %4,36, çok düşük bir faaliyet karı marjıyla çalışıyor şirket. Acaba dipten dönmüş olabilir mi? Tekrar kar marjlarının artacağı bir dönem başlayabilir mi? Bunu bir sonraki bilançoda tekrar incelemek lazım. Şu anda sadece bir hani dibe doğru iniş tamamlanmış gibi görünüyor. Daha fazla dibe inmiyor. Zaten %4'lük bir faaliyet kârı marjı da çok düşük bir faaliyet kârı marjı olduğunu belirtmekte fayda var. Şöyle aşağıya doğru iniyor. Öz kaynak kârlılığı da eriyor. Negatif bir görüntü de diyebilirim. Şöyle bir de borçluluk tarafındaki durumuna bir bakalım. Net borcu artıyor şirketin. Nette borçlu ve
Borçlar da artmaya devam ediyor. Özellikle finansman maliyetinin arttığı bir ortamda borçların artıyor olması negatif olarak görülebilir. En azından dizginlenmesi ya da borçların bir kısmının temizlenmeye çalışılması daha doğru olabilirdi. Finansman maliyetinin arttığı bu ortamda şirketin net borcu sürekli artıyor görüntüsünde. Bir de grafiğine bakalım. Grafik bize neler söyleyecek acaba? Borsa İstanbul'a paralel bir şekilde hareket ediyor. Genel market yükselirken yükseliyor, düşerken düşüyor. Sonra tekrar yükseliş trendine girdiğinde yükselip düzeltme trendine girdiğinde de düzeltmesini yapıyor. Şu anda da tekrar Borsa İstanbul bir yükseliş trendinde olduğu için yeni bir yükseliş görüyoruz bu grafikte de. Bu grafiğin yukarıya doğru hareketlerine baktığım zaman 98.40 yine birinci direnç bölgesi olacak gibi görünüyor. Yani Borsa İstanbul'daki yükseliş trendi devam ettiği sürece bu şirkette de yukarıya doğru hareketlerin olmasını beklemek daha doğru ve 98.40 ilk ziyaret edebileceği bölge 115.8 de ikinci direnç bölgesi olabilir. Bu bölgelerden kar realizasyonu yapmanın doğru olabileceğini gösteriyor bu grafik bize. Tabii ki hemen gitmeyecektir. Bu Borsa İstanbul'un yükselişiyle birlikte dalgalı bir yapıda seyredecektir. Bundan sonra da gidebilir, daha yukarıda da gidebilir. Onu tabii ki seçimden sonraki ekonomik aktiviteye göre değerlendirmek daha doğru olacak biraz da diyebilirim. Bir de Borsa İstanbul'un trendinin nasıl olacağıyla ilgili olacaktır. O trendi mutlaka takip etmek lazım. Borsa İstanbul'un genel marketin trendinde bir bozulma olduğu anda bu şirkette de hareketler aşağıya doğru evrilebilir diye görüyorum. Fakat yukarıdaki ihtimaller daha yüksek. O yüzden doğru noktalarda kar realizasyonu yapmanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Bir de dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı baktığımız zaman şirketin fiyatı dolar bazında çok da ucuz değil. Yani daha önceki dip seviyelerinde değil. Gördüğünüz gibi daha önce 0.97 dolarlar, 1.19 dolarlar ve 2.15 dolarlar gibi dipler yapmış. Fakat şu anda 2.63 dolar seviyesinde. Yani dolar bazında çok fazla da dipte olduğunu söylemek mümkün değil. Şirket tekrar tepkisini almış ve yukarıya doğru hareketine başlamış. Aynı hani benzer tepki aldığı noktadan. Burada da yine yukarıya doğru şu seviyelere kadar gitme ihtimali yüksek. 3 dolar 10 sent, 3.1 seviyesine kadar gitme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yani buralardan kar realizasyonu yapmanın doğru olabileceğini düşünüyorum. 3 dolar 10 sent gibi güzel bir kar realizasyonu noktası olurdu. Tabii ki dolar bazlı grafiğe göre değerlendirdiğimiz için yani sattıktan sonra dolar almak anlamına gelir bu. Bunu da unutmamak gerekir. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.